Hanımlar, beyler, hepiniz Minecraft Survival Okulu'nun yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler, afiyetler yerindedir. Ben iyiyim hamdolsun. Bu bölümde yapacak işlerimiz var. Yapacak işlerimiz dediğim şu. Yapacak bir şeyimiz var. Artık arkadaşlar bizim Wither kesmemiz lazım. Ya fenere acayip ihtiyacımız var. Ancak Wither kesmenin bu oyundaki karizmasını mı desem? Artık yıkıcı yönünü mü desem, biliyorsunuz ki bunun hakkında çok güzel bir anımız var bizim. Furkan Agam'la ben FK'yla canlı yayınlarda Bedrock oynuyoruz, tamam mı? Bir tane bitir kesemedim ben şimdi ve panikledim de. Dedi ki Furkan, dedi abi, dedi keseriz, dedi elimizin tersiyle iki tane şamar atar, dedi indiririz, dedi. Biz Furkan'la 3 gün o vitri yakalamaya çalıştık. Ya 3 gün ya 3 gün. 4-5 saatlik canlı yayınlar bunlar, bir de böyle uzun yani. Şimdi tabi bu hatamızdan ders aldık. Bu bölüm iki tane şey öğreteceğim. Yani göğüs göğüse çarpışırsanız Wither nasıl kesilir, onu bir öğreteceğim size. Bir de Wither kesmenin kolay yolu var, End'deki geçitleri kullanarak yapılan. Bu yöntemi de öğreteceğim. End geçitinde kesmek kesinlikle ilk versiyona göre daha kolay. Ancak ben en son Wither kesme deneyiminde başarısız olduğum için göğüs göğüse, bu sefer başarılı olmayı umaraktan çalışacağım. Şimdi bu bölüm yapacaklarımızı sıralıyorum. İlk başta kafa bulmamız lazım. Kafa nasıl bulunur? Avlanma taktiği nedir, onu bir anlatmam lazım size. Bunun için ben şöyle bir kendime kılıç yaptım. Görmüş olduğunuz gibi çarp 5, kırılmazlık 3, yağma 3, geri tepme, tamiri, her şey var bunun üzerinde. Bunu da hatta netherite yükseltiyorum. Bu benim Wither avlama kılıcım arkadaşlar. Wither kafalarını bununla avlayacağım. İskeletleri çatır çutur kesebilmemi sağlayacak bu kılıç benim. Geçen bölümde büyüden anlatmıştım. Sadece çapaları unutmuşum. Aa, nasip. Oluyor işte öyle şeyler. Çapaları unutmuşum. Ama bu çarp büyüsünün artık ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Undead mobları, ölüp de dirilmiş olan mobları daha hızlı öldürmeye yarıyor. Peki sonrasında ne yapacağız? Sonrasında bir yağma başlatıp bir köyü kurtaracağız. Bunun karşısında da ölümsüz totemleri alacağız. Ondan sonra ne yapacağız? End'e gideceğiz. Ejderha keseceğiz bir sefer daha. Böylece ikinci bir portal çıkacak ortaya. O portalın da geçit bloğunu kırıp onun içerisinde Wither'ı kolay öldürme yöntemini şey yapacağız. Yani video 3 parça olacak. Wither avı, ölümsüzlük totemi avı, ardından Wither kesimi. Kolay yöntem için de ejderha kesip Wither kesmek. Böylece uzunca bir video olacağını düşünüyorum. O yüzden hemen hızlı şekilde işe koysak iyi olur arkadaşlar. Şöyle gidelim hemen bir Nether'a. Nether kalesine gidelim. Orada hemen Wither avlamaya başlayalım. Yanıma göğüslük, bolca yemek aldım. Bu videoya hazırlık olarak altın elma da craftladım arkadaşlar baya. 32'den fazla altın elmam var şu an kullanılabilir durumda. Buraya end'e giden tünelde, burası da şeye doğru giden. Wither boss gerçekten çok sıkıntı çünkü Wither'ın bu oyunda 3 fazı var. Normalde Java'da Wither 2 faz bir boss'tur. İlk fazı gökyüzünde geçer, ikinci fazı da yere indiği zaman artık yerde dönen fight'ta geçer faz. Burada hatta 4 fazı bile olabilir çünkü şey yapıyor yani, bir uçarken fazı var, bir yere inince fazı var. Bir de yanına Wither skeletlerini çağırıyor, onlardan destek alıyor, yani 3 fazı falan var. 4 fazı var pardon, bir de tos atıyor arkadaşlar, kafasını eğip böyle bam diye, böyle bam diye vuruyor. O bayağı ürkütücü ya. Deep Slate, yani sıfırın altındaki katmanlardan bir tanesinde Wither kesmeye çalışacağım. Çünkü yeryüzünde kaçıyor yani. Yakalayamıyorum. Çok çok seri hareket ediyor. Şöyle hemen zırhımı giydim. Elime de çarpma 5 olan kılıcımı aldım. Şimdi kalemize geldik. Hemen Wither iskeletlerini gördüğümüz taraflara doğru hızlıca davranıyoruz. Elimizdeki kılıç, şu kılıç güçlü. Bakın tek atabiliyor gayet rahat bir şekilde. Sadece işte Wither zehrini yemeden halletmemiz lazım bunu. Wither zehrine yapacak bir şey yok. Ama gayet şöyle gerisen geri tık tek. Ama bunlara tek atabilirken Blaze'lere falan düzgünce saldıramıyor bu kılıç. O yüzden hemen şöyle bu iki kılıç arasında geçişler yaparak davranacağım. Bakın Wither iskelet geldi tık. Ah, bir kafa düştü. Sanki düştü yani. Tamam, şimdi gerçekten bir kafa elde ettik. Kılıç almış bir beyaz iskelet var ve bayağı hızlı koşuyor ha. Oo, çok güzel. Tek kalemde iki tane iskeletten iki tane kafa düştü. İki kafa lazımdı. Üç kafamız oldu. Ha, bir de mesela şimdi bu kılıça tek atabildiğimiz için bize dalamıyorlar. Oh, dalıyorlar lan. Tek attım ama nasıl dalıyorlar? Şahit oldukları için bak. Bunlar şahit olmadılar durumu. Bunlar şey yapmıyor. Bunlar pek oralı olmuyor. Yapacak bir şey yok. Kafa sayısını 9'a tamamlamak için çalışacağız. Ancak şey çok kötü ya. Pigmenler ellerinde taş kılıç olduğu için silinmiyorlar. Güzel. Bir kafamız daha oldu. 4 kafamız var şu anda. 4, 4, 8. Bir tane kafamız eksik sadece. 3 tane fener yapabilmemiz için. Şurada tek bir tane var. Belki bundan düşer. Ulan sonunda be. Sonunda be. Bir kafa daha. 5. 9 ettik arkadaşlar. Umarım şimdi bir tane daha çıkarsa onu da 12 yapmaya
Bu tek atma olayı da Bedrock'ta olmuyormuş, onu da öğrenmiş oldum. Java'da tek atınca normal diğerleri argolanmaz. Burada hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için anlayışı var. Şu son iki vitrisketi de keseyim de. Arkamdan ağlarlar sonra, lan Hoglin geliyor. Tamam, güzelinden 5 tane kafamız oldu. Sırada ikinci aşama. Şimdi arkadaşlar, şöyle üzerimizdeki dropları bırakıyorum. Kafaları bıraktım falan zaten. Şimdi sırada yapacağımız şey bir yağma çıkarmak. Köyü yağmacılara bastırtmak. 4 tane de golem alacağım ki yanıma yardımcı olsunlar. Bu sayede önümüzdeki totemi almış olacağız. Şurada güzel bir köy var. Tam yağma çıkarmalık köy. Yeri, konumu muhteşem. Şu ileride de sanki bir tane yağmacı kulesi olması lazım. Biz eleleri buradan getirdik zaten. Şöyle hemen üst katına iniyorum. Bayraklı olanları kesmemiz lazım. Seviye 1 bir yağma iş görür. Bir tane de keçi boynuzu. Bakalım ne çalıyor bunda. Okey. Bunlar da çıkanların çoğu aynı sanırım. Bizim keçi boynuzlarını kırıp kendimiz hani öyle melodi falan çıkarmamız lazım. Bunların arasında hiç bayraklı yok ki. Hah, bir tane varmış, güzel. Güzel, kötü etkimiz geldi arkadaşlar. Hiç seviyesini atlatmaya falan uğraşmaya gerek yok. Bir seviye kötü etki yeter. Bununla beraber doğruca şu köye gidiyoruz. Bu köyü şimdi misafirler gelmeye başlar. Aynen de öyle olmaya başladı. Biz kendimize bir iki tane asker yapalım. Ha, bir de bu durum var değil mi? Allah Allah, golem gelmedi lan. Yakında karalar var diye mi ya gerçekten? Tamam. Nerede şimdi bu yağmacılar? Şuralar ve köylerime saldırıyorlar. Ahlaksızlık, terbiyesizlik. Şu buzların arkasında bir yerdeler ama arkadaşlar. Nerede olduk? Buzların içinde de mi ev varmış? Hatta buranın köylüleri de varmış. Oo, bu koca köy buz kulelerinin altında kalmış. Ben de diyorum buralarda niye kütük var. Neyse. Birkaç tane totem ihtiyacımız var epi topu. Ve her videomuzun olmazsa olması gelmiş. Ne getirmiş? Hiç işe yarar bir şey yok yine. Dur bakalım yağmacılar nerede? Bir kısmı şurada. Onları golem hallediyor. Baskının nerede olduğunu baskının nerede olduğunu ses kasarak anlamaya çalışıyorum diyecektim ki. Revenger'lar gelmeye başlamış. Baltalılar gelmeye başlamış. Bak, yanlarında kutup ayısı bile getirmişler yani. Bu kalan bir baskıcı da garibim burada. Tilkilerle beraber oynuyor. Bu kazmalar kimden düşüyor ya? Onu anlayamadım. Şu taraftan gelecekler. Aynen. Bu da kendileriyle niye savaşıyorlar? Yağmacıların bir kısmı da suyun altında kalmış. Şu cadı çıksın da. Bayağı bir kısmı suyun altında kalmış. Ölmüş hatta. Dur, zümrütleri toplayayım. Bedava bedavadır. Şimdi biraz dişli olanlar gelmeye başladı. Aynen öyle. Kaçmıyorum arkadaşlar. Azıcık canım yenilensin diye uğraşıyorum. Ölümsüzlük totemini alamadım mı? Alamadım. Benim şu zırha geçiş yapmam lazım. Tamam, o geçişi yaptım. Tamam. Ölümsüzlük totemim var her taraflarda bir yerde. Tamam, buldum seni. Pancar tarlasına girmiş. Bunlardan göğüslük falan çıkıyor. Vay, zırhları var. Şerefsizlere bak. Buradalar. Birbirlerine niye saldırıyorlar onlar? Neyse, iyi bir şey sonuç olarak. Aslanım, sana ne yaptılar ya? Gel. Sen de gel. Bulduk. Tamam, şuradan geliyorlar. Bak, bu sefer çok sağlam geliyorlar hem de. Bu sefer azıcık öteden saldırsam daha iyi sanki. Bir totemim daha oldu, güzel. Sen de gel aslanım. Bir totemim daha olsun. O kadar hızlı koşuyor. Allah seni ne etmeye. Şunu saklandığı yere bak. Evet, köyün kahramanı oldum arkadaşlar. Köyü kurtarışım. Görüyorsunuz, havai fişeklerle kutlanıyor. Halbuki bilmiyorlar ki. Tüm bu kaosun, kargaşanın asıl sebebi zaten benim. Benim yanımda gelen şeyler. Kötü etkiyi getiren benim zaten. Ulanı. Neyse. Ölümsüz totemlerimiz var. Bedavadan zümrütümüz var. Hazır güzel etler altındayken de şöyle bir alışveriş fiyatlarına bakalım, ne var ne yok. Yani çok öyle ahımşan bir indirim yok. İlk seviyeden baskın olduğu için. Ancak şu balta sürekli lazım olur. Bir iki tane balta satın almaktan zarar gelmez. Şimdi hanımlar beyler, geldik gelelim. Artık vitrinimizi kesmeye başlayacağız. Evdeyim, bir de bu arada badem adında bir kedim var. Şu an ayağıma dolaşıyor, azıcık rahat vermiyor da video çekerek ona gülüyorum. Hadi git badem. Bademin renginde bir kedi bulursam eğer, ona da badem isim vereceğim zaten bu oyunda. Ya hayır. Hayır. Tabi size demiyorum arkadaşlar. Bir şey oldu. Tuhaf oldu ama. Kedilerin klavye merakı beni benden alıyor. Nedendir bilmiyorum ama. Önce kedilerim de yapardı bunu. Böyle klavyenin üzerine yatarlar. Şey yaparlar. İlgi arsızları, yemin olsun. Şimdi dostlarım, şöyle enchant altın elmalarımız var. Aslında bir güç iksiri de yapalım kendimize. Bu iksirler Vitra daha iyi saldırabilmemizi, daha çok damage verebilmemizi sağlarlar. Ayrıca de servet çarp bulunan bir tane baltamız var. Bununla da iyi saldırabiliriz. Ama yine yanımızda garanti olsun diye ben şu kılıcı da alacağım. Bu versiyonda daha iyiyiz. 8, 7 hani. Bir puan daha fazla vuruyor. Daha iyi vuruyor. Ölümsüzlük totemini peki bu elime koyabiliyor muyum? İyi, Allah şükür bunu yapabiliyormuşum. Güzel. 9 tane kafadan 3'ünü alıyorum. En son bir açık havada kesmeye denemiştik. Furkan agamla başaramadık. İnşallah bu sefer başarırım. Bir de ben gece görüş iksiri yaparsam da iyi olur. Şuna bak, sanki Witter değil, savaş kuşatmasına gidiyor gibi hazırlanıyorum. Hale bak. 449 levelde ne Witter kesiliyor değil mi şimdi? Şöyle bir dümdüz gidelim bakalım. Ya da daha garanti olsun, hazır gidilmiş bir tüneli kullanayım. Lav olmadığını emin olduğum. Gece görüş iksirini içtim. Tabii
biraz daha var. Burada ilerleyelim. Şimdi abartmadan şuraya hemen Wither'ımızı yapmaya başlayalım. Dur bakayım. Ateş direnci iksiri, hız, kuvvet iksiri. Kuvvet iksiri çabuk biter. 2 tane alıyorum o yüzden. Kılıç 1, kılıç 2. Şöyle yerleri farklı olsun. Karıştırmayayım. Tamam. Kaçın. Şuradan izleyeyim ama. Zırhı giymem lazım aynı zamanda. Tamam. Hayır. Bak o şerefsizliği yap. Direkt yükselmeye başladı. Yükselmemeli. Yükselirse başaramam onu. Hayır ya, gitme. Çok yakınsın her şeye. Senin aşağıda kalman lazım. Tamam. Oo, bu kötü. Lan oğlum. Çok kötü. Çok kötü arkadaşlar, çok kötü. Şu an Wither yarınlar yokmuşçasına bana saldırıyor. Ve bölümsüzlük totemi yetmeyebilir. Oh! Kestim lan. Vallahi kestim. Son bir patlama mı olacak? Kaçayım bari. Anasını satayım, benim gece görüşü iksirim niye bitti? Şu an hiçbir iksir etkim kalmadı. Bu kadar kısa değildi ki bunların süresi. Hayır. Güldüğüm şey şu. Bura neresi oğlum ya? Ben mağaraya girdiğim zaman böyle bir yer yoktu. Şu kızıl taşları falan toplayayım en azından. Koskocaman yer açtı ya. Manyak oğlu manyak. Ya bu oyunun Wither'ı bana şeyi hatırlatıyor ya. Allahsız Bura diye bir çocuk var diye böyle. Az önce panikle kestim ama. Neyse, bu kadar güçlüyken de kesemeseydim eğer komik olurdu yani. İkinciyi kesmek istemiyorum. İkinciyi kolay yöntemle halletmemiz lazım. Gel gelelim kolay olan Wither öldürme yöntemine. Bu yöntemde de bir portalı, End Gateway'i kırıp içine Wither'ı subsetmek şeklinde yapıyoruz. Şöyle ben iki ejderha kestim. Bu kısmı koymam büyük olasılıkla. Aa, her ejderha yumurta mı bırakıyor Bedrock'ta? Aa, şaşırdım şu anda bunun olduğunu. Bu arada bu bölümü de beklettiğim için kusura bakmayın. Şimdi söylüyorum bunu ama memlekete gitmiştim, müsait olamamıştım, sonra dişim kırıldı. Yani ne bileyim, ben de alakası olmuyor bazen arkadaşlar bir şeylerin. Dişini nasıl kırdın abi derseniz. O nasıl oldu ben de anlamadım ya. Trende sabun satan bir adamla karşılaştım arkadaşlar. Onunla dövüşürken Tayyar mıymış, Tyler mıymış, adı da öyle bir şeymiş. Baktım yabancı. Dedim yeter lan bu kadar mülteci dedim. Bir dövdüm bunu. Biraz da o beni dövdü. Şimdi şöyle konumuza geri dönecek olursak. Şurada bir tane mantar büyütmek istiyorum arkadaşlar. Mantar belki portala denk gelmeyebilir. Üstünü açık bırakırsa denk gelmeme ihtimali yüksek. Biz denk gelebilmesi için şöyle üstüne bir yere toprak koyacağız. Toprağın tam olarak kaçıncı blokta durması gerektiği hakkında fikrim yok. Onu da sizinle beraber şimdi öğreneceğim. Şimdi bu mantarı büyüteceğiz. Bakın mantar büyür büyümez portalı puf diye kırdı. Biz de bu mantarı böyle temizleyeceğiz buradan. Artık bu mantarla işimiz bitti. Bir tane portalımız var ve içerisinde geçit bloğu yok. Şimdi bu bizim ne işimize yarayacak? Hemen şuraya bir çiçek koyup çiçek olarak da ayçiçeği yapacağız. Ayçiçeğin yüzü güneşin doğduğu tarafa mıydı? Öyle bir şeydi işte. Tam ters tarafa doğru bizim yönlenmemiz lazım. Bu tarafa doğru. Şöyle aşağı inip biraz sağlam bloklar olayım tabii etraftan. Elimdeki blokların kırılganlığı yüksek. Bu ayçiçeğin sırtının dönük olduğu tarafa doğru portalın altına şöyle blok koyacağız. Bir tane de buraya. Şimdi yapacağımız şey şu. Wither'ımızı tam buradan şu şekilde inşa edeceğiz. Acaba kafaları da şöyle koyabiliyor muyum? Hayda. Konuluyor lan. Şu blokların varlığı bizi zora sokabilir. Buraları olabildiğince temizleyeceğim. Hadi bir Wither kafası eksik kalsın. Tamamdır. Son Wither kafasını da koyduğum gibi Wither'ın burada şeyin içinde hapsolması gerekiyor. Okay. Uh-oh. İşte bu olmamalıydı. Şu Wither'ı hemen bir hızlıca halletmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ama gerçekten Bedrock'ın Wither'ı çok zor ya. Şimdi birazdan faz değiştirmeye başlayacak. Toz atmaya başlayacak. O yoracak bizi bak. Aha. Faz değiştirdi. Ha bir de bir triskeletler çağırdı. Neyse şu. Şu baltada
çarp 5 var. Çarp 5 Witter'a daha iyi vuruyor. Obsidian. Beleş obsidian. Kesmeyi başardık. Bir Witter kafası. Bugünkü videoya ayırdığımız vakit bu kadar. Ben kendimi vurmaya gidiyorum. Size iyi günler. Şöyle idareten bir kreatif dünyasına gidelim. Şöyle bende geçelim. Ha, mezarayı kestik. Portal da buraya açıldı. Şimdi bu portalı hemen bir kıralım. 10 blok üzerine falan. Eğer taktik artık çalışmıyorsa üzüleceğim. Çünkü artık Witter kesmenin kolay bir yöntemi kalmamış demektir bunun çalışmaması. Arka tarafı burası. Tamam. Şuraya bir blok, buraya bir blok, buraya bir blok. Ben ne yapmıştım? Şu şekilde koymuştum. Allah Allah. Burada çalıştı. Tamam, burada çalıştığına emin olduk. Yani şimdi buradan çıktığım için bu dünyadan şey yapacaktır ama Witter. Kaçacaktır ama. Tamam, çiçeğimizin sırtı burası. Doğru, yani Witter'ı koyacağımız noktada tam olarak burası. Tamam. Şimdi tekrar yaptığım şeyi yapıyorum. Witter çıkartıyorum. Bu sefer hapsolmayı başardı. Belki de üzerindeki o toprakla alakalı bir şey. Şimdi yapmam gereken tek şey Witter'ın ölmesini beklemek. Tabii ben şuranın platformunu büyüteyim de. Tamam, yaptığım taktikte bir sıkıntı yokmuş. Belli ki oyun buglandığı zaman çalışmıyor. Altında platformunu genişlettim. Witter yıldızı aşağı düşemez. Bizimdir. Şimdi tek yapmam gereken azıcık bunun böyle ölmesini beklemek. Sadece Witter kafası fazlamız var. Bir sahne gördüm. Eğer gözüm yanlış algıladıysa sıkıntı yok. Ama algılamadıysa şöyle bir şey oldu. Ben havada Witter kafasını vurduğum için Witter kafası düştü gibi geldi bana bir an. Video kaydını bir incelemem lazım. Evet, Witter'ın işi bitti. Şimdi büyük patlama olacak. Patlamadan sonra eşyalar free. Eski bir taktik ama hala çalışıyor olmasına çok mutlu oldum. Çünkü bu da olmasa Witter öldürmenin hiçbir kolay yolu yok şu anda oyunda. Ve az önce kestiğimiz Witter iskeletlerinden de bir tane kafa düşmüş. Oyun çöktü lan. Tamam, oyun geldi. Güzel. Anladığım kadarıyla 2 Witter kesene, 3 Witter kesene 1 Witter bedava politikası var, kampanyası var. Sevdim bunu. Şimdi şöyle video bitmeden bir fenerimizi kuralım da bu videoluk çektiğimiz cefayı değsin arkadaşlar. Sizi de bayağı beklettik bu video için ister istemez. En azından şu 3 feneri lan. 2 tane yıldızım olması gerekiyor. Diğeri nerede? Tamam, mağarada kestiğimiz burada. Şeyde oyun çökmüştü az önce, gitti mi envanterimden o? Minecraft nedense fazlaca çökmeye başladım. Ne hikmet anlayamadım. Portaldan geçiyordum az önce, yine çöktü. Yani çok da sebep aramamak lazım. Boşuna demiyorsunuz yorumlarda bug rock diye. Bedrock'ın bugları. Da şöyle yapalım. Klasik Minecraft'ta anlamsız lag çözme taktiğidir. Chunk'lar olabildiğince küçük bir yer alalım. Tamamdır. Şimdi o kristal nerede? Şaka bir yana, öbür kristal yok mu ya? Bak, buna canım sıkıldı işte ya. Bölüm bana kaybettirmek için resmen. Bu bölüm her şey. Netherite bloğum vardı. Blok değil de işte, en azından hurda bloğu vardı. O gitti. Kristal gitti. Şu an 3 fenere sahip olmam gerekiyordu ama sadece 2 tanesinin malzemesi var. Yakışmadı Minecraft. Yakışmadı. Yakışmadı kardeşim. Yakışmadı. Neyse efendim, oturup ağlayacak halimiz yok. Sileceğiz gözyaşımızı ve şu 2 fenerimizi inşa edeceğiz. En azından bir yedeğimiz var. Bir de öyle düşünmek lazım. Şu kafaları da buraya koyayım. Kasıldıkça şey yaparız. Merhaba Nether pandası. Ne yapıyorsun burada? Yalnız Nether abi yapınca burası çok güzel olacak. Çünkü sürekli çitalar, papağanlar falan geçecek içinden. Şimdi burada olup bitenler ne? Burası kemik tozu üretiyor. Güzel. Buraya bir çer çöp yığmışım. Güzel. Burada altın bloklarımız vardı. Alalım bunları. Şuradan da 2 tane altın alalım. Bu fenerlerin kullanım alanı MCP'de çok güzel. Çünkü ağaç kırmayı da hızlandırıyor fenerler. Bu bayağı iyi bir şey. Ancak hemen bir tanesini şöyle şu kısma bir yere yerleştirmem lazım ki arkadaşlar. Ben artık ufaktan bir base kazısına başlayabileyim. Yoksa işimiz zor. Şöyle 50 blok, 50 blok bir şeyler işte. Bordo bereli gibi, psikopat gibi fener yapma taktikleri. Bunun da base birisi yok, sadece şöyle bir durum var. Katman katman fener yaptığınız zaman çok hareket ettiğiniz için fener yapmak uzun sürüyor. Bu şekilde yanlamasına yaptığınız zaman fener yapması daha kısa sürüyor. İnanmayan arkadaşlar denesin bu arada. Tamam, iki fenerimiz de gümbür gümbür çalışmaya hazır. Birine çabukluk veriyorum. Diğerini de şimdilik buradan alacağım zaten bu diğerini. Zıplama arttırma 2 vereyim. Bak, fenerin en sevdiğim tarafı MCP'de ağaç kırmayı hızlandırıyor olması. Çünkü MCP'de sınırsız dinamit taktiği yok arkadaşlar. Mecbur ağaçları, yani dinamitleri sayılı şekilde yapmamız gerekiyor. Ha bak, şimdi ağaç kırma hızına bak. Kütürt yani, parçalıyor ya resmen.
Hatta şöyle koyarsam daha bir anlamlı hale gelir sanırım. Bak şuna bak. Hızlı madencilikte nasıl taş kırılıyorsa aynen öyle odun kırılıyor. Neyse efendim. Dememe kalmadan oyunum bir kere daha çöktü. Yapacağım ulan. Bu videoyu yapacağım. Bu video çok tersliklere şey oldu yani. Bu video yapım esnasında dişim bile kırılmasına şahit olundu. Bu süreci lan yine çöküyor. Yok ya, oyun çöküp duruyor. Kullanmayın arkadaşlar. Windows 11 kullanmayın. Windows 11 pişmanlıktır. Yapmayın bunu kendinize. Gidin Windows 8 kullanın. 10 kullanın. XP kullanın hatta ya. Hah, hele şükür. Neyse dostlarım, tek yapmak istediğim sadece buraya gelip bölümü izlediğiniz için teşekkür edip videoyu beklediğiniz için teşekkür edip bunca zamandır. Ve bu yaşadığımız failler için de kusuruma bakmayıp veda etmekli videoya anca başarabildim. Neyse bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Lan yılbaşı videosunu daha yapmadım ben. Memleketten geldim şu an fark ettim. Ben yılbaşı her yılın birinde video yayınlıyordum. Neyse bu sene rötar yaptırırım en fazla. İkisinde üçünde falan yayınlarım. En kötü ihtimalle. Neyse dostlarım. Kendinize bir sonraki bölüme görüşene kadar iyi bakın. Dediğim gibi beklediğiniz için de teşekkür ederim videoyu. Hoşçakalın.